we are proud of the, our people and we are proud of the, our land. That's the reason why. Türkiye'de yeni referandumla beraber artık güçlü bir Türkiye, güçlü bir demokrasiye geçişi referandumla beraber yapacaktır. Turkey is, will face the referendum, the political about the changes of constitution. We are going to go better in the future. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sistemi tamamen bütün dünyadaki yönetim şekillerinin ortak özelliklerinden oluşan tamamen Türk milli misali bir yönetim şeklidir. And the new system we are gonna referendum vote, we are gonna vote yes or no. It's gonna be the system, the like contemporary now, it's the modern system, the more developed countries, similarities, but we are gonna be we made it like we customized for ourselves. Çünkü Türkiye'nin bu sisteme mutlaka geçmesi gerekiyordu. Çünkü Türkler tarihinde hiçbir zaman için başka bir milletin buyruğu altına asla girmemiştir. We should we been should this system the we should guarding this system have this system before because we never been under control by the others. Dünyada kendisini mazlum hisseden insanların umudu Türkiye topraklarıdır, Türkiye'dir. Onların, bütün mazlumların arayacağı tek insan Recep Tayyip Erdoğan'dır. We mean, the people all around the world who are suffering supposed to be request the help from the Turkey. Turkey will provide the all people who are suffering. We are gonna host. We are glad to be host, and our president Erdoğan will provide this. Dünyanın nüfusu 7.6 milyar. 700 milyon. Yani dünyanın %10'u şu an aç. The world population is 7.6 billion people. And this almost 10%, 700 million people is suffering, starving, hungry. Günlük dünyada 30 bin kişi yaklaşık 27'lik 30 bin kişi civarında açlıktan ölüyor. About 27,000 people every day, 27,000 people die for hunger, you know. Reason of hunger, starving. Bunu dünya ülkelerinin bilmesi lazım. We should all the world, we should know that. We should care about that. Özellikle Afrika'da Batı Avrupa ülkelerinin bizzat isimleri var, orada yatırımlar var. Ama Avrupa ülkelerinin daha çok düşünmesi gerekiyor. Especially in Africa, some European countries they are investing, you know, helping the developed African countries and providing something, but should be more European countries, more companies or government function, you know, more. Afrikalı, Avrupalı, Asyalı olmamız bizim elimizde asla değil. Yaratanın bir takdiridir. We haven't chosen to being European or Asian or African. We haven't chosen. It was our art, our faith, right? Biz de Afrikalı olabilirdik. We could be one of the Africans. Biz de açlıktan şu an ölebilirdik. We could suffering by starving hunger, you know. Afrika'da ortalama yaş grubu 35-40 civarında. 40 yaş grubu civarında. Life expectancy in African countries are around 40 years old. Bu life expectancy, you know. Bütün dünya ülkelerini, özellikle Avrupa ve Türkiye'yi
rahatsız etmesi gerekiyor açlıktan ölenlerin ismini duydukça, gördükçe. When we hear about the people dying for a hunger, starving, it should bother us. It should push us to do something. Bunları düşündükçe birbirimizi daha fazla sevmemiz gerekiyor. We should love each other when we face that kind of situation. Birbirimize daha fazla saygı duymamız gerekiyor. We should respect each other more. Dünyayı mutlu edecek varlık insandır. İnsanı da insan mutlu edecektir. What, who is gonna make you happy to the other and the world? It's a human being. Human being gonna make the people, other people happy and happier and happier. Amacımız tüm dünya insanlarının mutluluğu ve onların yüzünün gülmesi. We are intending to make the other people happy, all world happy, not only us, all world. İşte Türkiye, dünya ülkelerinin en öncüsü olarak dünya mazlumlarının umudu olan bir Türkiye'yi bir ülkesidir. Türkiye is the one of the the support to suffering people. Böyle güzel bir ülkeye geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. I thank you very much for you coming to the beautiful country. I believe beautiful country. Thank you for your coming. Boyabat'a geldikleri için teşekkür ediyorum. Thank you for coming to the Boyabat. Durağından gelen misafirlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlere ağırladıkları için. Especially I thank to the Gülsüm and Nurhan and who are coming from Durağan. Bu tesisin sahiplerine teşekkür ediyorum. I thank you. Cemil, Ramazan ve kardeşlerine. I thank you to the Cemil, the owner of this facility and brother Ramazan and the employees. Boyabatınıza birkaç yıl sonra sizi zipline'a binmeye bekliyoruz. Başlayalım. Oh. Zipline. Zipline. You know what it is? You know it? I don't know it. It's in English also zipline. Zipline. Yes. Right? Zipline. Zipline. Yeah. 550 metre. 550 meter. He's gonna build it over here. We wait for you guys. Upcoming years, but not now. Birkaç yıl sonra, 2-3 yıl sonra, 2-3 years. 3 yıl sonra Türkiye'nin en büyük cam terası Boyabat'ta olacak. Oh, you see the glass terrace will be Turkish Turkey largest balcony terrace. We wait for it. Sizleri seviyoruz. We love you guys. Hep yüzünüz gülsün. I wish you smile all the time. Hiç yaşlanmayın. Never be an age. Keep in the day. Thank you. Good evening. Thank you. Teşekkürler. Yok, evet, Türkiye'de.
Viva çok yaşlı Türkiye'de. Viva Türkiye. Viva Türkiye. Viva Türkiye. Viva Türkiye. Thank you Avrupa. You're welcome. Fotoğraf. Türkiye, Avrupa, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya. Portekiz. Polonya. Polonya. Türkiye.